Bu videoda eksi 12 f üzeri 2 f kare eksi 38 f artı 22 çarpanlarına ayıracağız. Öncelikle bu üç terimin ortak bir çarpanını arayalım. Sayıların hepsinin çift olduğunu görüyoruz. Ama buradaki negatif sayı pek hoş durmuyor. O zaman her şeyi ne yapalım biliyor musunuz? Eksi 2'ye bölelim. Diğer bir deyişle eksi 2 parantezini alalım. Eksi 12 f kare, eksi 12 f kare bölü eksi 2 eşittir pozitif 6 f kare, eksi 38 f bölü eksi 2 eşittir, pozitif 19 f, 22 bölü eksi 2 eşittir, eksi 11. Biraz sadeleştirdik sayılır. Eksi 2 parantezinde 6 f kare artı 19 f eksi 11 olarak yazdık. Şimdi bu kısma odaklanalım. Ortak bir çarpan kalmadığına göre en mantıklı yol gruplandırarak çarpanlarını ayırmak olur. Şimdi çarpımları 6 çarpı eksi 11 olan iki sayı arıyoruz. Aradığımız sayılar diyelim ki a ve b olsun ve çarpımları eksi 66, toplamları ise 19 olmalı. a artı b de 19'a eşit. Deneme yanılma ile aradığım sayıları bulalım. Kabaca toplamları 19 edecek işaretleri farklı işaretleri farklı biri negatif, diğeri pozitif olacak. İki sayı düşünelim. Sanırım 22 ile 3 aradığımız sonucu verecek. 22 çarpı eksi 3 eksi 66 eder ve 22 artı eksi 3 eşittir 19. Evet aradığımız sayıları bulduk. Bu sayılar 22 ve eksi 3. Şimdi 19f'yi, 19f'yi, eksi 3f ve 22f'nin toplamı olarak yazabiliriz. Sadece parçalamış olacağız. Toplamları yine 19f'ye eşit. Ve tabii ki 6f kare ve eksi 11'imizi de unutmuyoruz. Büyük ihtimalle neden böyle ayırdığımızı merak ediyorsunuz. 22 ve eksi 3'ü neden bu şekilde yerleştirdiğimi, neden tam tersi şekilde yapmadığımı merak ediyorsunuz. Eksi 3'ü 6'nın yanına koydum çünkü ikisinin ortak çarpanı 3. 22 ile de eksi 11'i yan yana koydum çünkü ikisinin ortak çarpanı 11. Bu yüzden bu şekilde yerleştirdim. Şimdi gruplamayı yapıp düzenleyelim. Parantezin dışındaki eksi 2'yi de unutmamaya dikkat edelim. Unutmayalım, eksi 2'miz var. Evet, buraya eksi 2 çarpanını ekliyorum. O orada kendi başına takılsın biraz. Şimdi gruplamaya başlayabiliriz. İlk iki terimi ve son iki terimi kendi aralarında gruplayabiliriz. Şöyle güzel de bir renk seçelim yazmak için. Neredeyse aynı renk oldu. Bunun yerine mor seçelim, moru seçelim. İlk terimlere eksi 3 f parantezine yazarsak, parantez içinde ne kalır? eksi 2 f artı 1 kalır. Ama biz gelin eksi 3 f yerine 3 f'yi parantezin dışına alalım. Öyle daha güzel olacak. Öyle yaparsak buradaki negatiften kurtuluruz. Hangisini isterseniz. 3 f parantezini aldığımız zaman parantez içinde 2 f eksi 1 kalır. Koyu mor çerçeveye aldığımız ikinci kısımda da 11 çarpanı ortak görünüyor değil mi? O zaman 11'i dışarı alalım. 11 parantezini alınca geriye 2f eksi 1 kaldı. O zaman 2f eksi 1'i ortak çarpan olarak kullanıp düzenleme yapabiliriz. Dikkat ederseniz aslında çarpmanın dağılma özelliğini tersten yapıyor gibiyiz. Son olarak 2f eksi 1 parantezini alırsak geriye aynı morla yazayım. 3f artı 11 kalır. Ve tabii eksi 2 çarpanını da unutmayalım. Eksi 2'miz duruyor. Kalemin rengini tekrar değiştireyim. Gruplamayı tamamladık. 12f kare eksi 38f artı 22'yi eksi 2 çarpı 2f eksi 1 çarpı 3f artı 11 şeklinde yazabiliriz. Sonucu bulduk. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.